Kasöber'den herkese merhaba arkadaşlar. Han uyandı. Gerçi tuvalete otomatik olarak kendisi hedefine koymuş oldu. Gitsin yaptım, bizi hiç uğraştırmadı. Ondan sonra keşke banyoda yapabilse. Biz de bakalım. Nereye gidiyorsun? Senin banyo burası. Orası Mateo'ya ait. Hep yanlış banyoyu kullanıyorsun. Mateo sen ne alemdesin? İşe mişe gidecek misin? Hiç hatırlamıyorum. Horluyorsun bu arada. Aferin güzel. 7 saatin varmış. Senin fight muscle level'in çok düşük. Kariyerin ne durumda? Kaçıncı seviyedesin? 7'desin. Peki Han ne durumda? Bu da 5'te ve birçok şeye de ihtiyacı var. Şeylerinize de bakayım. Özellikle Mateo'nun yeteneklerine bakmak istiyorum. Neler var, neler yok. Fight muscle 7. Şarkı söylemesi 3. Ve bir de ebeveynlik olması lazım. Bu da 1'miş. Bizim bunları yükseltmemiz lazım. Çünkü ömrü bitiyor neredeyse. Yani hani adult olmasına da 7 gün kalmış. Benim kesinlikle böyle hani bölüm bölüm ilerlerken çok yavaş atraksiyon alıyoruz. Bunun için arka planda oynamam gerektiğini düşünüyorum. Burada bir duş alsın Han. Senin de ihtiyaçların vardı. Gel bakalım sen de burada bir tuvaletini yap. Sonra sen de şurada bir duşunu al. Yine yağmur yağıyor çünkü ilkbahar mevsimindeyiz. Dördüncü günündeyiz. Yağmurlu ve soğuk bir gün. Bizim şeyimiz vardı sanırım, termostatımız şurada. Evet tamam, o sıcaktaymış Allah'tan. Geçen bölümde fatura gelmişti. Bu bölümde fatura var mı? Bu bölümde fatura yok. Gelirse zaten yandık. 19 bin kesinlikle 7-8 bin bitecektir. Uzalı bir kontrolü yapalım. Kokuşan bir yemeğimiz var mı? Yok. Bakalım peki içinde neler var. İçinde de iyi güzel kahvaltı bir şeyler varmış. O zaman leftover diyebiliriz. Get leftover dersek o istediğini seçebilir. Aynı zamanda Matteo için de onu diyelim. O da gelsin bir şeyler alsın. Temizlik kokusu falan gerçekten bana zaman kaybettiriyor. Böyle duruyorlar, duraklama yaşıyorlar, kokluyorlar falan. Evet, az önce de dediğim gibi böyle çok yavaş reaksiyon alıyoruz. Bunu hızlandırmanın yolu biraz arka planda. Bu en azından kariyerlerini tamamlamak istiyorum, özellikle Matteo'nun. Zaten kariyeri tamamlamak demek, fightness level'ını da tamamlamak demek. Geriye de şarkı söyleme ve aile işte yeteneği kalıyor. Tamam, senin şu ne? Bunu işleyeceğiz. İşe git. Zaten çok az sayılı şeyde kalar kalmış. Bu gelsin burada bunu atsın. Bakın perfection diyecekmişiz. Neredeydi ki o? Buradaymış. Demek ki yemek yememiş. Kahvaltı yapmamış. Aynen, kahvaltı yapmamış. Bunları da kahvaltı yaptıralım. Ne diyor? Evet. Han is off the work diyor. Han işe gitti. Ama yani yetenekleri çok düşük olduğu için ter falan alamayacak. Hatta biz günlük görevini bile yerine getirmemişiz. Sen niye bunu atmadın ki çöpe? Niye çöpe atamıyoruz? Önce bir trashcan'ı almamız lazım. Yok muydu bizim burada şeyde? Aa, evet ya, yokmuş. Mutfağa koymamışız. Onu ben bir sürükleyerek bir şey yapmaya çalışayım. Bakayım şöyle. Şöyle bakayım. Bu arada kapımızda biri var. Bakın bizim tıraşken tabi burada. Öyle kendim tuttum, kaldırdım, attım. Aslında sen işe gidene kadar gelip şurada birazcık çalışsan nasıl olur? Belki tamamlayabilir miyiz bilmiyorum. O daha yolun da çok başındaymışız. Ya bir şeyler diyor. Yine bakayım Han'la ilgili bir şey diyor. Fix diyelim ve geçelim. Bu biraz performans kaybına neden oldu. Ama bizim için önemli olan Mateo'nun zaten yetenekleri, becerileri. Kapıda kim vardı? Aileden birisi miydi? Sosyalimiz de biraz düşükmüş ama bakalım konuşabileceğimiz biri mi? Kapıdakinin yerinde yerler esmiş bile zaten. Şu anki seçikler yok. Şu an epey enerjik hissediyor kendini. Odaklanmış durumda. Tabii biz işe gidene kadar ki artık dakikalar kalmış. Yani yetiştiremeyiz biz bunu. Da işe gidecek. Matteo de yani Han da işte. Biri saat 6'da gelecek.
Bir saat 2'de gidiyor. Böyle yapalım. Dediğim gibi yani böyle tek düze ilerlemektense herhangi bir action da katamıyoruz. Görevlerimizi yerine getireceğiz diye. Han gelsin. Görev şeyi sonlandıralım. Bölümü sonlandıralım. En azından şöyle bir hatırlatma gibi olur ve yapacaklarımızdan bahsetmiş oldum. Böylelikle. Evet. Han işten geldi. Geldi. Hoş geldi. Hemen böyle bir tuvalet ihtiyacı var. Hemen şurada tuvalet ihtiyacını giderelim. Dolabımızda çok az yemek var. Becerebildiği kadar kendisine de şöyle bir sördünür demek istiyorum. Tavuk tacos yaptım. Kaç içme şeyimiz yok. Bunu bak niye bunları şey gösteriyor? Laktoz demiş 30. Tamam bundan yaptın. Bakın kendisi nerede? Daha yeni merdivenleri tırmanıyor. Daha çok fazla yukarıya çıkmışım. Evet, tuvaletimde yaptığı yarım mı bırakacaktım? Şuradan sanki şurası yarım doldu geldi. Bakalım atıyor da ne durumdayız ama level tamamlamadık. Ya şurası excellent facility oldu. Acaba terfi alır mı diye biraz da oyalanıyorum. Terfi alırsa güzel olur. Yani onu da aradan çıkarmış oluruz. Bari bir bölümde bir kariyer daha edinmiş oluruz. Bakalım bu yemeği ilk kez görüyorum galiba yeni yemeklerden olsa gerek. Ya da hani enerjisi olduğunda falan mı çıkıyor bakayım. Bakayım gerçekten de hani yemek yeteneğine göre iyi yaptın. Al bir tabak çıkıyor bakalım. Beğenecek misin beğenmeyecek misin kendi yaptığın yemeği. İşte bunu dolaba koyalım ki şey olmasın bozulmasın. Dikkat, evde bir şeyler oluyor. Bu ne ya? Allah Allah hayalet var evimin etrafında. Baka gibi. Neyse bizim Matteo'nun şey Matteo gelene kadar Han burada birazcık çalışsın. Diyorum ya shower diyorum yanlış şey seçmişim işte tinker dedim. Bir şey kazandım. Bunu mu kazandım? Single mu kazandım? Workaholic kazandım. Ne? Peki aktif. Mesajımız gitti mi? Ya gitti ama Matteo geldi ve Matteo terfi almadı. Sadece ne kazanmış? Vacation day almış. Tamam yani hani ille yeteneğimizi geliştirmemiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Terfi edebilmemiz için ne kadar eksik olsaydı bize bir kıyak geçmediler. Ayıp ettiler. Tamam Matteo sen de gel burada ihtiyaçlarını karşıla. Şunu şunu al. Biz de bir sonraki bölüme artık seni bu kariyer derdinden kurtarmış ya da fightless yeteneğinden kurtarmış olarak başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.